Merhabalar, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. En son ne yapmıştık? Veri tabanı operasyonlarının repository ile imzalarını atmıştık. Şimdi burada baktığımız zaman genel olarak bir imza atmıştık. Yani burada herhangi bir entity göndermedik. Yani buradan entity geleceğini bilmiyorduk. Ayrı repository. Peki, şimdi ne yapalım? Veri tabanında bütün sunarımızın generic repository'lerin oluşturan generic repository interface. Yani şu şekilde. Abstract veriyoruz. Class oluşturuyoruz. Sen diyorum ki I advert repository olacağız. Oluşturduk. Burayı public yaptık. Şimdi senin I advert repository ne olacak? Advert'e göre bir kurut imzalarının imzasını alacağız değil mi böyle? Peki ben GTR'den burada olduğu gibi buraya da mı yazacağım? Yazmayacağım. Ne yapacağım? Diyeceğim sizin iRepository'den implement edeceksiniz. Yani iRepository'in içerisindeki tüm group metotları imzasını buraya alacaksın kendine. Şu şekilde iRepository'in içerisindekilerini alacaksın. iRepository ne yapıyordu? Bir entity istiyordu. Ben de hakikaten çalıştığım için buraya advert vermişim. Yani ben artık iRepository'in çalıştığımda iRepository'in içerisindeki metotlar artık advert'e göre işlem yapacak. Bunu demiş oldum. Advert almıyor. Üzerine tıklıyorum. Entity'ye veriyorum. Yani artık ne yapmış olduk? Metot imzası artık neye göre çalışacağını biliyor. iRepository içerisindeki tüm metotları alacak. Burası bir entity geleceğini biliyor. Bu entity'yi ne yapıyorum? iAdvert olarak Advert'e çalıştığım için yani iAdvert'in Advert'in kurut metotlarının imzasını attığım için ne yapıyorum? iRepository'den içerisindeki metotların hangisini alıyorum? Ve buraya bir advert veriyor. Yani artık ayak verdi. Advert'e göre kurut işlemlerini yapacak. Ekstra bir metot tanımlamak istersem advert'in mesela atıyorum mesela yanların sayısını yetişeceğim. Burada genel olarak tanımlamış tüm entitilerim için tanımlamış ortak metotların dışında ne olacak? Advert'e göre ortak bir metot tanımlayacağım için geleceğim buraya. Burada tanımlayacağım. Burada imzasını. Çünkü burası tüm veri tabanındaki entitilerin şu ortak olan metotların imzası. Burası ise advert olan, advert'e ait olan metotların imzası olacak. Şimdi aynı şekilde ne yapıyoruz? Devam edelim. I signal istere bozdur. Ice repository'yi oluşturduk. Burada olduğu gibi buraya geri görüştürüyoruz. Sen siteye verebilirsin. Şu intileyi bir açalım da intileye tek tek görelim. Entity'yi ise verdik. Tamamdır. City adı tamam. City adı tamam. Disability yapalım. City adı tamam yaptık. Bu dersi burada bitirelim. Fazla uzatmayalım. Daha sonraki derslerde diğer entity'lere devam edelim.